Ya bir şey söyleyeceğim sana. Bana bak bana. Yeni toz çıkışından çok komik görünüyorsun. Yeni tozluklarına bakalım mı? Arkadaşlar merhaba. Bizim verdiğimiz sipariş nihayet geldi. Nihayet demeyeyim, abartırmış olurum. Çünkü dün verdik siparişi ve bugün geldi. İnanın, o ses neydi? Rüzgar, ne yapıyorsun? Nasıl çıktın oraya? Oğlum ne işin var çok iyi. Hemen giyebilirsin. Git bir tanesini giy. Öbürlerine de bakalım hemen, olur mu? Giydin mi? Ne, bu ne hız? Dur dur otur bir dakika. Öbürlerini de getir, hemen gösterelim. Yukarıda yukarıda. Yukarıda yukarıdasın anneciğim, ama aşağıda aşağıda olman lazım. Çok yüksektesin. Oradan düşersen kesin bir yerin acır. İster misin canın acımasını? Getirdim hepsini. Canın acısını Ben ister misin? Bir saniye. yemek yemek. Ama bir şey söyleyeceğim. Niye orada? Oturur musun peki? Otursan olur mu? Gel tut elime otur. Tamam dur bir dakika. Önce bize gönderdikleri küçük tatlı kartı göstermek istiyorum. Tamam sen oku, ben getireyim kartı. Dur dur ben bir göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar siparişi dün verdik. Sana da merhaba Rüzgar. Bugün geldi bu. O kadar hızlılar. Ya dur bir saniye. Sen okudun zaten az önce. Ben arkadaşım... neye attı o? Oğlum atma dur. Arkadaşlar hemen okuyorum. Sevgili Özgür Ruh. Rüya seni tanıyorlar. Kesinlikle tanıyorlar. Yoksa özgür ruh olduğunu nereden bilecekler senin? Dileriz bu çoraplar gökyüzünde özgürce uçmana destek olur. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Şoks galiba. Okunuşunu tam bilmiyorum. Oradan sipariş verdik. Şimdi gösteriyorum. Ayağa kalksana be. Çok güzel. Rengine bayıldım pembenin. Öbürlerine gösterelim. Gri var. Okula giderken kullanması için böyle daha siyah var. Kodla falan da çok güzel durur bence Şu bu. anda deliler, tamam mı? Ne? Şu anda deliler. Sade? Şu anda deliler. Bizi dinleyeceksin öyle mi? Aha. Tamam dinle. Gri var. Evet, gri de rengi çok güzelmiş arkadaşlar. Çok da kaliteli görünüyor. Biz çok beğendik. Almak istiyorsanız eğer alabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Rüyaya yakışmış mı? Ne? Bunu biz Neon 1'den aldık. Trendyol'da da var. Instagram'da da var. Bir sürü yerde şeyleri var. Satışları var. Ve en sona sarkılıyor. Göster. Bunu okula giderken rahatlıkla kullanabilirsin. Göster gelsin. Okul kıyafetlerinin hepsine uyumlu olarak beyaz da var. Şu anda 15 tatilde olduğumuz için bunları okul kıyafetleriyle gösteremiyoruz. Ama yani pembesini böyle gördüğünüz gibi çok şık duruyor. Kesinlikle öneririz almak isterseniz. Ve anne çok güzel dizmedin mi? Kesinlikle çok güzel dizdin. Bence şimdi götür bunları çorap çekmecene diz. Sen de yine artık Rüzgar. Hadi. Anneciğim mikroplardan korunmak için ne yapmalıyız? Şimdi bunu anlatmam lazım size. Öncelikle evdeysek veya ellerimizi yıkayabileceğimiz bir yerdeysek gidip mikroplardan kurtulmanın en güzel yolu elleri yıkamak. Peki dışarıdan geldik diyelim. Hadi bakalım hayal kurun. Şimdi dışarıdan geldik biz. Önce ne yapmalısın? Ellerimizi Yürü bakalım ellerini yıkamaya. Sen yıkamayacak mısın ellerini? Dışarıdan geldin ve ellerini yıkamayacak mısın? Olur mu öyle? Olmaz. Hadi gel ellerini yıkayalım. Hadi bakalım yıkayalım ellerinizi. Önce suyu açacağız Rüzgar. Çok haklısın. Peki ellerimizi yıkadıktan sonra ne yapacağız? Bu konudaki fikrinizi alabilir miyim? Diyelim yıkadık ellerimizi. Söyle bakalım. Kolonya. Al bakalım kolonyayı. Aa, orada ne varmış? İpis yeni bir kolonya. Tamam hadi gel gel. Rüzgar sen de yıkadın mı ellerini? Yıkadıysan gel hadi bakalım kolonyamızın, yeni kolonyamızın kokusuna. Eski kokumuzu da getir önce. Koku dedim ya. Koku dedim gerçekten şaka gibi. Eski kolonyamız bu arkadaşlar. Bir gördüğünüz gibi bitmek üzere ama kokusu gerçekten çok güzeldi. Ben çok beğenmiştim. Şimdi Ben çok seviyorum. değil Bebek mi? kolonya. Bebek kolonyası. Labambu galiba var. Evet, labambu soft. Üzerine çok tatlı bir ne? Panda var. Koala diyecektim. Bana koala da olur. Fark etmez. Kokusu. Bakalım bunun kokusu nasıl? Nasıl kokuyor? Çok güzel ama biraz erkek parfüm gibi. Aa! Gerçekten mi? Dök Bak eline sen de de. kokla. Aa, evet vallahi erkek parfümü gibi kokuyor. Tıraş kolonyası gibi birazcık. Evet. Değil mi? Gel bakalım sen bir dök önce. Peki ne yapalım o zaman Rüya? Bir şey söyleyeceğim. O kadar şey kokuyorsa biz kendimize yine bundan alalım. Bunu da Rüya, Rüzgar'la baban kullansın olur mu?
Dur bakalım Rüzgar ne düşünecek? Rüzgar ellerini kuruladın mı? Önce kurulaman lazım. Orada aa ağzıyla kuruluyor ellerini. Anne böyle olmaz ki. Yavaş. Şimdi sıra sen. Dök bakalım Rüya Rüzgar ne düşünecek? Dök dök dök. Kaldır şöyle 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 dök güzelce. Rüyanın farklı farklı. Yavrum öyle değil bak. Kolonya şöyle dökülür. Bak gördün mü? Sallayacaksın şişeyi. Kokla bakalım şimdi Rüzgar. Koklamayacak mısın? Yüzüne sürdü. Bayağı tıraş olmuş gibi. İyy, ağzına da... Koku gelmedi. Tat geldi sana. Ne tadı geldi peki söyleyeyim mi? Kolonyayı yaladın çünkü. Kolonya yalanır mı hiç Rüya? Hayır. Ve Rüzgar. Nasıldı tadı Rüzgar? Çok kötü bir tattı bence. Acı. Ben de bir kere yanlışlıkla unutup elimi yalamıştım. Ya da bir şeymiştim hatırlamıyorum. Gerçekten kötü bir tattı. Arkadaşlar siz ellerinizi yıkadıktan sonra veya dışarı... Allah Allah neden ki? Ay o bizim kolonyamız var zaten az kalmış. Bunun kokusunu bir şey değiştirmeyiz. Aldı elimden. Ya bu çok güzel kokuyor. Arkadaşlar siz ellerinizi yıkadıktan sonra dezenfektan olarak kolonya kullanıyor musunuz? Peki kullandığınız kolonyaların güzel kokması sizin için önemli mi? Rüya kıyamadı kardeşine verdi kolonyayı. Rüzgar da aldı onu boş yere döküyor şu anda. Ben üzgün Rüya üzgün. Annem boşuna dökme bak biz bunları kullanıyoruz. Yani etmemeliyiz. Evet ne diyordum? Kolonyaların kokularını önemsiyor musunuz? Limon kolonyası çok güzel kokar sonra. Ne vardı bir de? Bodrum mandalinası kokusu var. O da çok güzeldir. Yasmin vardı bir ara kullandığımız. O da efsaneydi. Bunun kokusuna benziyordu. Evet arkadaşlar hemen yorumlarda yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Sabah oldu. Rüzgar kalk hadi anneciğim. Uyanmadın mı sen? Hala yatakta yatıyorsun. Hadi kalk. Kalktın mı? Günaydın anneciğim. Nereye annem? Kahvaltı yapacağız daha. Gel. Kahvaltıya gitmeyelim mi beraber? Ha, Rüya'yı uyandıralım önce. Haklısın. Rüya. Anneciğim öp bence Rüya'yı. Ya da dur yanına gir ya. Hah öp anneciğim. Oh mis. Şimdi gir Rüya'nın yanına yat 5 dakika olur mu? Hah öyle bakalım yat. Ha canım benim ya. Hadi bakalım. Şimdi yataktan kalkma zamanı. Hayır biz kalkmayacağız. Kalkmayacak mısınız? Rüzgar sen de mi kalkmayacaksın? Kalkmayacağız. İçine mi gir? Bir yorganın içine girdiler. Öyle değil oğlum bu komple içine girdi. Aa o da komple girdi. Yoklar ortada. Bir sabah oluyorum size. O zaman demek kalk. Tamam bir daha yap. Tamam bir daha yaparım. O zaman kahvaltı için şimdi size bir soru soracağım. Açınca bağırın evet diye. Tamam mı? Size tereyağında tavada yumurta yapayım mı? Hayır. Aa hayır dediler. Peki o zaman kapatıyorum size şöyle. Ilık süt ister misiniz? Uyuyacağız. Hayır uyuyacağız diyorlar. E nasıl kaldıracağım ben yataktan sizi? Yataktan çıkacak mısınız? Hayır. Hayır mı? Ay iyice yatıyorlar. Peki bir şey soracağım. Bütün gün uyuyarak mı geçireceksiniz? Evet. Evet mi? Ya olur mu öyle şey? Aa vallahi geri kapattı gözleri. Bu uyur ha gece de geç yattı. Ama bir şey söyleyeceğim Rüzgar. Kalkmanız lazım. Başka ne söyleyebilirim ya? Düşün düşün kahvaltıda zeytin peynirle şey yapabilirim. Dur şimdi. Dünyanın en güzel yeşil zeytini ve de kaşarı bende desem? Hayır uyuyacağız. Gene hayır dediler. Kapatıyorum. O zaman yeni bir şey düşün düşün. Aklıma bir şey geldi. Buna hayır diyemeyeceksiniz. Kapatıyorum. Girin yorgana girin. Bak buna hayır diyemezsiniz. Hayatta diyemezsiniz. Kapatamadım yorganı. Tam kapatmışım gibi hayal edin. O zaman açıyorum. Waffle yapayım mı size bu sabah? Hayır uyuyacağız. Aa hala uyuyacağız diyor. Ay benim artık elimde bir şey kalmadı. Arkadaşlar ne söyleyebilirim kahvaltılık? Onların sevdiği her şeyi söyledim. Waffle dedim. Krebi, waffle hayır ederse krebe de hayır derler. Zeytin peynir dedim. Ilık süt dedim. Buldum aklıma bir şey geldi. Şimdi kesin. Anne hemen kalkıyoruz falan derler diye düşünüyorum. Hazır mısınız? Bayılacağınız eminim kahvaltıda. Abi. Ne? Tamam kapatıyorum. Önce söyleyeyim sonra açacağım yüzünüzü. Kapatıyorum. Kahvaltıda portakal suyu.
neden açtı yorganı? Portakal suyuna ne dersiniz? Evet dediler, portakal suyunu kabul ediyor musunuz gelsene portakal suyunu? Şey dedi. Tamam sıkın. İsterseniz hatta size şöyle bir güzellik yaparım. Siz televizyon izleyin 10-15 dakika. Ben de kahvaltının son dokunuşlarını yapayım. Olur mu? Ayağım mı sıkıştı? Nasıl sıkıştı? Yanıyor gibi daha çok. Bakayım petek sıcak mı? Wow, çok sıcak senin peteğin. Elin mi yandı? Siz nasıl hayatınızı değdiriyorsunuz oraya? Omaş, arkadaşlar siz sabah kahvaltıda portakal suyunu seviyor musunuz? Yoksa sevmiyor musunuz? Bir de yataktan çıkmayanlardan mısınız? Keyifçilerden misiniz? Tatil günlerinde özellikle yorumlara yazın. Ama videomuzu bizim tatil. Var daha var, merak etme. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rüzgarın ayaklarını gördüyseniz. Hayır, gene uyuyamazsın. Portakal suyu hazırlıyorum. Bu ne gürültü ya? Bitmedi mi hala? Ne yapıyorsunuz? Rüya, ne yapıyorsun? Dans ederek diş fırçalayan insan. Ama anneciğim, diş fırçalayan için yere yaptın. Mikrop olacak bu. Bak, bunu artık kullanamazsın. Ellerini de lavaboya değdirmemelisin. Ay, beni delirtir yemin ediyorum. Ne desem yapmıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Hadi bakalım, işiniz bitmedi mi yataklara? Hadi, dişler fırçalandı, sütler içildi. Hadi yatağa. Bak Rüzgar, lavaboya ellememelisin anneciğim. Neden biliyor musun? Çünkü elimizdeki mikropları yıkıyoruz. Nereye gidiyor mikroplar biliyor musun? Ne? Elini çekeyim, tamam. O mikroplar lavaboya gidiyor. O yüzden lavaboya dokunmamalısın. Elini değdirmemelisin, tamam mı? Haydi bakalım, gel yatağa. Elimi niye tutuyorsun? Böyle el tut bakalım, gel. Anneciğim, ne yapıyorsun burada? Uyuyorum. Sen de mi yatacaksın? Evet, burası Rüzgar'ın yatağı Rüya. Çoraplarını da çıkarttı. Burada mı yatmaya karar verdin? Olmaz. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu konuda... Ama dur Rüzgar. Evet, bu Rüzgar'ın yatağı ve Rüya. Bu yatak gerçekten küçük. Sığmazsın sen buraya. Ne güzel. Pek sığmış gibi görünmüyorsunuz ama ya, Rüzgar gel, senin de çoraplarını çıkartalım. Burası benim yatağım. Haklı, burası benim yatağım diyor. Ama ben ona hep yatağımda ayrılmasına izin veriyorum, o da bana versin. Rüzgar, bir şey söyleyeceğim. Madem Rüya bu gece burada uyumak istiyor, eski yatağını özlemiş. Sen de onun yatağında uyumak ister misin? Madem öyle, sen de onun yatağında yat. Gel, ben de seni onun yatağına götüreyim. Tut elimi. Üzüldün mü? Rahat mı pofudukmuş? Tamam, hadi yat. Ne oldu, sen çok mu üzüldün? Bak bakayım bana. Gel sen de buraya yat, gel. Nereye gidiyorsun? Gel buraya yat sen de. Gel. Dur, yorganı açayım. Yorganın üstüne yattın direkt, dur. Açalım yorganı. Ne oldu? Ya ama bütün yataklara yatamazsın. Rüzgar, bu yaptığın davranıştan dolayı bu gece nerede yatacağını Rüzgar karar verecek Rüya. Burada mı yatacaksın? Hayır, burası benim yatağım. Ama az önce de bu yatakta yatacağım diyordun. Kızım, sen hangi yatak? Ay, Allah'tan bizim yatağı görmedi, yoksa orada yatacağım diye tuttururdu. Hangisini yatacaksın söyle, burada mı orada mı? Hayır, bugün, ay bir dakika, bugün tercih hakkı Rüzgar'ın. Burada mı yatacaksın Rüzgar? Ya ama dün onun mu? Ne demek dün onun mu? Dün herkes kendi yatağında yattı anneciğim. Bugün sen dedin ben burada yatacağım diye. O yüzden kararının arkasında dur. Tamam, hadi nerede yatmak istiyorsun? Burada mı? Rüzgar'ın yatağında mı? İkisinde de. Tamam, 3'e kadar burada uyu. 3'ten sonra 9'a kadar orada uyu. Nasıl fikir? Çok güzel. Tamam, hadi git 3'e kadar. Nerede yatacaksın 3'e kadar? 3'e kadar şurada yatayım. 9'a da buraya geçeyim. Geceleyin kaldırayım mı peki seni? Arkadaşlar, peki geceleyin Rüya'yı yataktan kaldırıp bu yatağı alırken videosunu çekeyim. Gerçekten çok zor olacak. Rüya'yı kaldıramamanı... Ya bu kıyamam ki ben sana. Öpücükle kaldırabilirim anca. Onda da uyanmıyorsun. Arkadaşlar, Rüya uyurken videosunu çekeyim mi? Bu yataktan o yatağa ya da o yataktan bu yatağa getirirken videosunu çekeyim mi? Yoksa çekmeyeyim mi? Yorumlarda yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı. Yatağımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Rüzgar, ne yapıyorsun? Ayı ameliyat ediyor ayıcığı.